Selamünaleyküm. Bugün hep yeni gezme videomuza hoş geldiniz. Bu arada ilk önce şunu söylemek istiyorum. Rana buraya geldi, sizleri gezdirdi. Fakat ben videoyu izlerken sanki kendim geziyormuş gibi konuşacağım. Zaten insan sürekli Rana geldi, Rana gördü derse o şekilde acayip olur. Şimdi bizler neredeyiz? Bizler Padişah Mazcid'e geldik. Biliyorsunuz zaten daha önce sizlere göstermiştik. Burası şu anda dışarısı ve burada ev için böyle dekorasyonlu şeyler satılıyor. Görüyorsunuz zaten sizlerde böyle evin tavanına asabileceğiniz şeyler var. Ben de gördüm. Gayet de güzel ve renkli şeyler var. Bu arada şimdi diyeceksiniz ki daha önce siz şeye gittiniz, Padişah Mazcid'e gittiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Aslında Padişah Mazcid bayağı bir büyüktü. Onun arkasında tam olan mezcid o şeydi yani, o mezcidin içerisiydi. Padişah Kalesi'ni biz sizlere sadece şey yapabilmiştik, gösterebilmiştik. O yüzden şu anda da size Padişah Mezcid'in içerini göstereceğiz. Yine görüyorsunuz burada çok çok farklı dükkanlar var, böyle renkli renkli. Çocuk oyuncakları falan, çünkü genellikle çocuklar çok fazla geldiği için buraya. O yüzden insanlar da oyuncaklarını hemencecik dışarıya çıkarıyorlar ki çocuklar istesinler ve alsınlar diye. Bu da bir satış yöntemi. İşte görüyorsunuz burada da yine böyle tavana asılacak dekorasyonlar var. Genellikle zaten Pakistan'da evdeki dekorasyonlara bu şekilde şeyler var. Hani asıyorsunuz tavana, süslüyorsunuz. Yeni evlenenler aslında daha çok kullanıyor böyle şeyleri. Bence sizler de beğendiniz çünkü hepsi rengarenk ve gayet de güzel gözüküyor. Evet, şu anda içeriye girelim o zaman. İçeriye girmeden önce de sizlere bir şey daha göstereceğim. Şimdi göstereceğim bu da tekrar. İşte o karşısını falan görüyorsunuz. Hep orada bir sürü böyle restoranlar var. Bunlar da yine restoran. Aslında evlere benziyorlar ama restoran halinde kullanılıyor. Ve insanlar buraya gelince orada yemeklerini rahat bir şekilde yiyebiliyorlar. Yine isterseniz böyle balkonlu şeyler de var. Şu karşıda gördüğünüz yerde de Pakistan'ın en meşhur şiircisi, yazarı Allama İkbal'ın mezarlığı var. O yüzden insanlar ziyaret falan ediyorlar. O yüzden bu kadar kalabalık. İşte gerçekten de görüyorsunuz, muazzam görünüyor çünkü bir sürü el işlemeleriyle bir sürü şeyler yapılmış ve dışarıdan çok güzel bir şekilde gözüküyor. Ve burası inanın bana çok çok kalabalık, yani insanlar her gün bir yerlerden buralarını görmek için geliyorlar. Onu da sizlere söyleyeyim, etrafımızda şu anda çok çok kalabalık, önümüzde de bir sürü insanlar var. Hava sıcak olsa daha insanlar buralarını görmeye, gezmeye geliyorlar. Evet, bu arada burada karşıda görülen de Padişah'ın kalesi. Bizler şu anda Padişah'ın caminin içerisindeyiz. Camiyi de sizlere şu anda göstereceğim. Şimdi bizler Padişah Camii'nin içerisine geldik ve burada bir sürü insan namazını rahatlıkla kılabiliyor. Bu da hemen Padişah Camisi. Görüyorsunuz zaten gümüş böyle renkli, çok da güzel böyle şeyler yapmışlar.
Maşallah yani gerçekten de çok güzel gözüküyor. Bu arada sizlere birazcık bilgi de vereyim. Bu Padişah Camisi 1671'de yapılmaya başladı ve toplamda 2 yıl sonra yapılabildi, bitti yapımı. Yani 1673'te yapımı bitmişti ve bu camiyi yaptıran da 6. Padişah, evet, Cihangir Padişahı'ydı. Bu arada biliyorsunuz sizler de biz daha önce gelmiştik ama biz daha önce padişah kalelerinin içerisini gezmiştik. Yani padişah caminin içine gelmemiştik. Şu anda gerçekten de görüyorum ve çok farklı, çok güzel, böyle kocaman bir alan var. İnsanlar rahatlıkla gezebiliyorlar ve burasını tanımaya çalışıyorlar. Yine bir sürü böyle desen yapılmış, böyle yukarıda görüyorsunuz çok acayip böyle şeyler yapılmış sanki. Yukarıda çok farklı şeyler kullanılmış gibi ama aslında sadece bunlar bir boyama, bir el işlemesi falan. Görünce gerçekten de çok harika ve çok farklı gözüküyor. Bu arada işlemeleri falan görüyorsunuz, hiçbir şekilde bunlar ellenmedi yapımından dolayı bu şekilde her zaman sadece caminin temizliği falan yapılıyor ama herhangi bir boya falan filan hiçbir şey kullanılmadı ve gerçekten de çok güzel gözüküyor. Bu arada bu caminin içerisinde 150 bin kişi namazını rahatlıkla kılabiliyor. Bu arada bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar insanların terlikleri. Camiye girmeden önce terliklerinizi burada çıkarıyorsunuz ve onlar size bilet veriyorlar. Bilet numarasına göre çıkış yaparken biletinizi veriyorsunuz. Ayakkabılarınızı giyip gidebiliyorsunuz evinize. Evet, şimdi sizlere duvarı göstereceğim. Bu neyin duvarı? Bu kalenin duvarı ve o kadar çok eski ki hatta görüyorsunuz birazcık duvardan düşme de olmuş ama hala eski halinde duruyor. Kimse hiçbir şekilde ellememiş ve tarihini hiçbir şekilde bozmamış. Çok eski olduğu için duvarların rengi birazcık kara geliyor ama yine de çok güzel gözüküyor ve tarihi gözüküyor. Bu arada bizler şu anda kaleye doğru gidiyoruz. Kaleye gidince de sizlere göstereceğim.
Evet, kaleye geldik. Kalenin gerçekten de özellikle de şu pencereleri çok güzel gözüküyor böyle. Bu arada zannedersem bu kaleye sadece boya yapılmış. Onun dışında hiçbir şekilde ellenme falan olmamış, inşaat falan hiçbir şey olmamış. Bu kapıyı da sizlere gösteriyorum. Kapı gerçekten de çok büyük, çok dayanıklı bir kapı. Hatta böyle zincir kapı zannedersem, hani böyle bayağı bir kalın ve dayanıklı bir kapı. Bu kalenin zaten 4 tane kapısı var. Niye gel gibi bir kapı? Evet, şimdi şu anda bizler geri gidiyoruz. Bu arada geri gidiyoruz değil, ana geri geliyor eve. Bu arada bugünkü videomuzu nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız çok çok seviniriz. Sıcak karana yine çıkıyor, sizlere video çekiliyor. Bayağı bir emek var bunun içerisinde. Lütfen videolarımızı beğenin, desteklerinizi eksik etmeyin. Güzel güzel yorumlar yazın. Çok da bir şey istemiyoruz aslında. Bizlere destek olun yeter. Bu arada bizleri hangi ülkelerden izliyorsunuz ya da Türkiye'nin hangi şehirlerden izliyorsunuz bizleri yorumlara yazarsanız çok çok seviniriz. O zaman hepinizi ben Rabbime emanet ediyorum. Hepinizi çok çok seviyoruz. Dediğim gibi videomuzu beğenin. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Sevgiler, saygılarla görüşürüz.